Abi bir şey söyleyebilir miyim? Biraz kusuruma bakmayın. Sor. Bu sayfa 94'te bir yer vardı abi. Çok hoşumuza gitti de. Bu Neydi o? Ettahiyyatü He. bir şey diyor da burada hususi bir manası bu 68'de var. Burada da şey diyor abi. Hayy Kayyum'un parlak bir aynesi oldu. Bütün hayatlar eczasıyla beraber hayatlarının tahiyyelerini ve hedeyayı hayatiyelerini daimi bir surette Zat-ı Hayy-i Kayyum'a takdim ettiklerini ilmel yakin, belki Hakk'a yakin ile bildim ve gördüm. Hakk'a yakin ile bildim ve gördüm. Peki. Aynen öyle. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Evet arkadaşlar. Ya Rabbel Alemin. Bu zerrecik vücudumuzu hadsiz bir vücudun aynisi, nihayetsiz bir inbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına vesile, kendinden daha kıymetli, baki, mutadid vücutları meyve veren bir kelime-i hikmet hükmünde bulunduğunu, mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması, ebedi bir vücut kadar kıymetli hakikatına ve mahiyetine mazhar eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Evet. Ya. Tamam. Şimdi sayfa 67 arkadaşlar. 67 şuradan başlı. Ben bir metni okuyayım. Okumuştuk. Biraz da biraz izah etmiştik. Fakat o dibinde en alt tarafında kalmıştık. Ben okuyorum abiler. 67. sayfa. Sorun yok. Hem kemal intizam ile bu kadar hassas duyguları ve hissiyatları ve gayet muntazam bu manevi latifeleri, batını hasseleri bu cismimde derc etmekle beraber konuşmuştuk ki bu beden harici olan her şey bizde buralı değil, burada kullanılıyor. Yani duygular, hisler, manevi latifeler, batını hassalar, buralı değil. Tefekkür-i imani ile bu bedende misafir olduğumuzu anlamaya çalışıyoruz. Ana tema bu. Yani fikren dima, hissen vicdan, duygu olarak kalp, latife olarak ruh, hasse olarak ene. Bunlarla beş tane fikir, his, duygu, latife, hasselerle burada misafiriz biz. Onu anlamaya çalışıyoruz. Onu fikretmeye, hissetmeye, mahsetmeye, zevk etmeye, ruhlanma, rahlanma, ferahlanma gibi tabirlerle. Gayemiz bu yani. Bu derste gaye. Allah hepimizi muvaffak etsin. Yani burada biz burada kullanıyoruz. Burayı kullanıyoruz. Bu masayı ben kullandığım gibi, bilgisayarı kullandığım gibi, havayı da kullanıyorum. Bunu da kullanıyor. Buydu. Buraya konuşmuştuk.
bu cismimde derc etmekle beraber mucize garip işte. Muayyen olan şu bedene gayri muayyen olan yani hududu ve nihayeti olmayan bir sistem nasıl konmuş alamış değilim. Yani ruhu, yani fikirleri, yani hisleri burada bulunması. Gayet sanatlı bu cihazatı burada yerleştirmiş. Sanatlı bu cihazatı, cevahiri, hayat insaniyeyi de insaniyece gayet lüzumlu ve mükemmel bu kadar aza ve aletleri bu vücudumuzda kemal hikmetle yaratmış. Aletleri derken kol bacak falan değil bu. Akıllı alet diyor. Ruha da alet diyor 27 sözlerde. Buraya nasıl koymuş? Koymuş işte. Bilmiyoruz. Ben bilmiyorum. Burada ama buralı değiliz. Öyle acayip alem ki insan bazen bir fikir, bazen bir his, bazen bir duygu, bazen bir hatıra, bazen bir hayal, bazen bir geçmişin hatırası, bazen bir geleceğin tasası, endişesi veya ümidi, iştiyakı, incizapı, insibağı seni alıp götürüyor. Burada pek duran yok zaten. Ya bazen bir geçmişi bir hatırası Allah buradayken kocaman bir geçmişi geçiyorsun. Böyle bir acayip bir mahluk. Bazen bir hatıra, bir düşünce, bir fikir, bir öpme, bir tane, bir lema, bir işaretle batan bu insan en ufak bir kılla Allah razı olsun. Gözüne düşse rahatsız olan bu insan kainata sığmıyor. İman gözüyle gördüm ki diyor, dua makamda okudum ya, iman gözüyle gördüm ki, bu zerrecik vücudun, hadsiz vücudun aynesi, nihayetsizin bir saat ile hadsiz vücutları kazanmasına vesile. Allah Allah. Şuraya bak ya. Yani mensubiyeti cihetiyle sonundaki şey, atladım ortadakini. Mensubiyeti cihetiyle bir an yaşaması ebedi bir vücut kadar kıymetdar olduğunu. Yani bu bedenden farklı ya. Çok acayip ya. Ne kadar acayip. Sari ne kadar gaflet. Hepimiz ya. Gayet sanatlı bu cihazatı ve cevahiri ve hayat insaniyece gayet lüzumlu ve mükemmel bu kadar aza ve aletleri bu vücudumda kemal hikmetle yaratmış. Arkadaşlar üç tabiri bir hemen hatırlatayım. Üç tane. Ene. Ene'nin ifrat tefrit vasatı var. Ama lügatını şey yapayım. Bizim o kütüphanemizde olan yeni lügattan bahsetmiyorum. Siz zaten enfusi derse geldiğinizi bilensiniz. Yani bu çarşamba dersi. Daha önce konuştuk. Ama hatırlatmak için söylüyorum. Ene'nin bir Adem manası var. Tekvin yani. Tekvinden vücuda çıkış. Yani enaniyet, gurur, kibir, haset. Yani bu Adem'e çalışan tarafı var. Lugata baktığın zaman enaniyet, ene, gurur, kibir, Adem'i manası. Vücuda çalışmıyor. Gurur, kibir, haset, günah. Günah. Vücuda olmayan şeylere çalışıyor. Bu enaniyetin, enenin ademi manası bu. Bir de enenin mülk tarafı var, bir de melekut tarafı var. Yani melekut derken, mülk de melekut aynı da, vacip tarafına bakan, Allah'a bakan yönümüz var. Mahlukat tarafına bakan yönümüz var.
mahlukata bakan yönümüze mim, mevcuduz. Yani Risale-i Nur'da mevcut görünce mahlukat yönüdür. Allah'a bakan yönümüze de vav, vücut. Vav böyle anne karnındaki çocuğu böyle şekli hep vava benzer ya. Ve melaiketi ve kütübihi ve rusulü, oradaki vav. Demek ki bu çok lazım da vacibe bakan yönümüz vücut. Mahlukata bakan yönümüz mevcut. Günaha bakan, bu ayna olursa mevcut. Vacibi, vacibi ayna olursa mevcut. Günah, hastalık, musibet, ahlak-ı seyyye, haset, gıybet, nefret, böyle şeyler. Bunlar da ademi manası, enaniyet. Burada sorun yok zaten, biliyorsunuz. Böyle bir şeyiz ya. Biz bu üçünün de ötesindeyiz. Bunları bilen, tanımlayan, bunları anlamlandıran ve buna göre çalışmasını yapabilecek biz ene meculuz, meculuz. Burada o meculde o taayyum ve teşahhus ettiği için o noktadan da sır insaniyiz. Bunları koyduktan sonra devam edilir. Bu aletleri bu vücudumda kemal hikmetle yaratmış. Vücut, mevcut. Kafanızda bunlar. Ta ki nimetlerinin bütün nevilerini, umum çeşitlerini bana tattırsın. Hangi nimetlerin? 29. Şua-i Arabiye'den söyleyeyim size. Açayım açayım. Şualardayım. Sizin elinizdeki kitaptayım. Nimet dedi ya bir daha. Bunları derc etti de ne olacakmış? Ta ki nimetlerin bütün nevilerini, umum çeşitlerini bana tattırsın, ihsas etsin. Ve hadsiz tecelliyat-ı esmasının ayrı ayrı zuhurlarını o duygular ve hissiyatla ve hassasiyetle bana bildirsin, zevk ettirsin. Bu emniyetsiz görünen hakir ve fakir vücudum diye devam ediyor. Şimdi nimetten bahsetti. Ne dedi? Nimetlerin bütün nevilerini. En camisi nedir nimetin arkadaşlar? Nimetin en büyük nimet nedir? Canlı yayında olan kardeşler size soruyor. Akıl mı abi? Daha geç. Daha büyük nimet. Hadi arkadaşlar, bekliyorum sizden. Nimetin nimet olduğunu bilmek olabilir mi abi? Daha büyük. İman değil mi abi? İman, daha büyük. Hayat abi, hayat. Volkan bir şey yazdı, konuşmayan böyle sessiz cevherler. Volkan, bir Allah için böyle iki kelam et, korkma. Nedir? Bak yazmış. Zatını vermiştir abi. Bak okuyorum, 758. Volkan şey yaptı onu. 758 şualardan arkadaşlar, bak sizin şualarda. Bak yeri de göstereyim size. Hem burada. Gördüler mi bilmiyorum. Gözüküyor mu orada? Nur-u iman ile bildim ki iman değil. İman ile biliniyor. Allah'ın varlığı bütün nimetlerin fevkinde öyle bir nimettir ki Allah'ın var olması bizde. Nimet. Ne demek ya nimet? Elma armut gibi biz nimetimiz hemen bunlara iniyor zihnimiz. Oysa nur-u iman ile bilinir ki
69'da ne okuduk? İman gözüyle gördüm ki bu zerrecik vücudum, hadsiz vücudun aynası, nihayetsizin bir satile diyor. O iman gözü. Bu imanın aklı. İman ile bilinir ki. Bilmek hayatın alameti. İşitmek dirilik emaresi. Görmek dirilere mahsustur. İrade hayatın alameti. İrade zihayatlarda olur. İhtiyari iktidarlar diyor. Kimde olur? Zihayatlarda olur. Yani bunları anlamlandıran tekemmül ise, tekellüm ise, konuşmak ise nedir tekellüm? Bunları ifade edince bilen dirilerin işidir. Bilen dirilerin işidir tekellüm bunlar. Yani hayatıyla konuşması, hissiyatıyla konuşması, aklıyla konuşması. Bakın bir de okuyayım. Bilen dirilerin. Hani demiş İsa Aleyhisselam, Petrus bırak ölüyü, ölüler gömsün. Tekellüm ise bilen dirilerin işidir. Şimdi bak, nur-u iman ile bilinir ki Allah'ın varlığı, El-Mahmud'da sıyrıl, bütün nimetlerin fevkinde öyle bir nimettir ki, sonsuz nimetlerin evanı, nihayetsiz insanların, ihsanların cinslerini, hadsiz atiyelerin sınıflarına havi bir meba, bir kaynaktır. Binaenaleyh zerrat-ı alemin adedince iman nimetlerine hamdü sena etmek bir borçtur. Ya Risale'ye dur. Başka bir şey. İyisiniz değil mi? Evet. Abi bir şey sorabilir miyim? Sor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. En büyük nimeti neydi? Orayı kaçırdım ben. En büyük nimet, hani imandan önemli olan. İman neydi Fatih? İman, irade-i cüziyenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunu kalbine koyduğu bir nimettir. Bu Sad-ı Teftezani'ye göre, bize göre bir şey yapalım, tanımlayalım. Doğru itikada Allah'ça verilen cevaptı. İman da ne taşıyor bize? İmanın içeriği nedir Fatih? 758'de. Bir de okuyayım Fatih'im. Nur iman ile bilinir ki. Bak. İmanın aklı bu. İmanın gözü ayrı. 69'da iman şeyi söylüyor. İmanın gözüyle gördüm ki. İmanın ruhu var. İmanın aklı var. İmanın aklı var. İmanın gözü var. 67'de iman gözüyle gördüm ki. Ha. Şimdi iman aklıyla bilinir ki. Nedir o? Nur iman ile bilinir ki. Allah'ın varlığı bütün nimetlerin fevkinde öyle bir büyük nimettir ki. Allah. İman nedir? Ona doğru bir itikat muhatap olmaktan, ayna-i samet olmaktan Allah'ça verilen cevap, yani ruh aynamıza Allah'ın tayin ve teşahhus etmesinin adı iman. 9. sayfa şu anlardan söyledim. Tayin ve teşahhus. Demek ki 69'da iman gözüyle gördüm ki bu zerrecik vücudum hadsiz vücudun aynısı. 758'de ne dedi? İman ile bildim ki Allah'ın varlığı bütün nimetlerin fevkinde. O onunla bilmek. Tamam mı? Şimdi atıf yapıyorum, geçiyorum. Onun için fazla şualarla meşgul olmayın. Sergerdan eder sizi. Değişik bir eser. Okuyorum. Bir daha okuyorum o cümleyi. Ta ki nimetlerin bütün nevilerini
nimetlerin bütün nevilerini nimete atıf yaptım. Yukarıdan aşağı düşün Allah'ın varlığından. Bütün nevilerini, umum çeşitlerini bana tattırsın, ihsas etsin. Neyle? Bu zerrecik vücuduma Allah hassas duygular koymuş. Hissiyatlar koymuş. Manevi latifeler koymuş. Batını hasseler koymuş. Niye koymuş? Ta ki nimetlerin bütün nevilerini, umum çeşitlerini bana tattırsın. Sonra ihsas etsin. Hissettirsin. Böyle mesela yapalım. Nimet. Nimetten bir tanesini yapayım. Namaz nimettir. Yapsın bakayım. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. Okuyoruz. Hal olmuyor. Ha. Şimdi niye ben bunu yaptım? Bu şekilde hissetmek böyle. Allah hazır. O hazır olduğu için bende huzur oluyor. Bu his. Yani nedir o? Vicdanın Allah'ı görmesidir. Onun adı huzur. Lugattaki adı huzur nedir? Hazır olan zatın bendeki taayyunu, bende huzur. Hazır olduğu için huzur var. Bunu kim yapıyor, görüyor? Allah'ı vicdanım gördüğü zaman hisseder. Aklım gördüğü zaman tefekkürle fikreder. Kalbim gördüğü zaman duygularım bisat eder. Ruhum gördüğü zaman, kalbim gördüğü zaman inkişaf ve bisat eder. Ruhum gördüğü zaman zevk olur. Enemde olduğu zaman taayyum ve teşahhus, o yok olur. O var olur. Ben yok olurum. Ben zaten yoktum. O zaman aç, fakr, noksan, kusurunu derifte eder. Bahtiyar insan o. Demek ki hissetmek deyince pergeli hemen vicdana koyacaksınız. Fikretmek deyince pergeli dimağa koyacaksınız. Duygular deyince pergeli kalbe koyacağız. Latifeleri koyduğu zaman latifeler, hasseleri ruha koyacağız. Pergeli. O merkezde düşüneceksin. Demek ki nimetlerin bütün ennevilerini, umum çeşitleri bana tattırsın ve ihsas etsin. Sonra hadsiz tecelliyat esmasının ayrı ayrı zuhurlarını, o duygular, bak, hadsiz tecelliyat esmasının, hadsiz tecelliyat esma ayrı ayrı zuhurlarını, o duygular, hissiyatlarla hassasiyetle bana bildirsin. Esma nedir? Esmanın cilve, cemal, nakşı, sanatı bizde duygu olarak gözüküyor, his olarak gözüküyor, hassasiyet gözüküyor. Mesela vicdan, mesela vefa, değil mi? Başka, mesela şunu, basit bir kahve yani. Bak şimdi, bismillah. Allah Allah. Kahvenin tadı. Orada yok ha öyle bir şey. Ben de uyanan. Bu his. Ama moralı bozuk olan, çocuğunu kaybeden, ne bileyim dünyalıkta böyle sıkılan, canı sıkılan bir insan böyle zevk yapabilir mi? Yapamaz. Ne demek istiyorum? Bunda sabit değil öyle zevk, lezzet. Senin buna karşı bağlantının adı, işte bu esma. Sende esma aktif böyle. Hadsiz tecelliyat esmasının ayrı ayrı zuhurlarını, zuhur demek sende zahir olmuş. Bak bir daha, bu esmanın donmuş hali. Esmayı su kabul edin arkadaşlar. Esmayı su kabul ettik, tamam mı? Bak şimdi.
Peki bu mevcudat nedir? Buz kabul edin. Esmaların donmuş hali. Bir daha. Esmaları su kabul edersek şu mevcudat buzdur. Donmuş hali. Şimdi bu donmuş esmadır bu kahve. En son su donmuş, buz olmuş. Ama dilim bunu tersine çeviriyor. Donmuş olan buzu suya çeviriyor. Aslında zevk ettiğim esmadır. Bir daha. Esmalar donarsa cilve, cemal, nakış, sanat mevcudat oluyor. Bitti. Tefekkür eden insan, hisseden, tefekkür edince ne oluyor? O buz suya dönüşüyor demektir. Aa bak, bu buz. Allah Allah. Ha, buz su oldu şimdi. Bunu bekaya git. Yani değişti bu. Aslına dönüştürdüm. Buzu suya dönüştürdüm. Ama bunun adı dünyada kahvedi. Kahve. Donmuş buz işte. Suyun donmuş hali. Ben ne yaptım bunu? Cihazlarla aslına rücu ettirdim. Allah Allah. Allah Allah demek kalbidir. Tamam. Zevk almak ondan lezzet ve zevk almak histir. Bu kalp ve vicdan birleşiyor bende tefekküre. Fesubhanallah. Nasıl koymuş yani? Şeyde söylüyor 30. lemada. Rızıkta lezzet, insanda zevk vasıtasıyla ismi hakim tecelli eder. Değil mi? Al. Değil mi? Esmanallah. Burası değil. Burası surettir. Suret neredeyse suretin hakikati de oradadır. Burası alemi gaybın suretidir. Ustadımızın tabiriyle tenteneli perdedir. Yoğurtu mayaladık, üzerine örtü örttük. Örtüyü nereye örttük? Yoğurta. Yoğurt nerede arkadaşlar? Örtünün altında. Bu alem-i şehadet, ahiretin üstündeki örtüdür. Abi yani dünyanın altında boş, nasıl ahiret var? Bu buz kabul edin, buz. Tamam. Buz ama sudur. Doğru mu? Su ama H2O'dur. Altı derken bunun da burası altı değil yani. Buzdur ama sudur. Sudur ama H2O'dur. H2O ama enerjidir. Enerji ama esirdir. Esirdir ama maddi hayattır. Maddi hayatla hayattır ama aynı hayattır. Hayat. Allah bunu hayatla yaratmış. Bak ama bu şekilde cilvesi böyle olmuş. Şimdi ahiret nedir? Cennet. Ahiret perdesiz hayatın tecellisidir. Burası nedir? Bu kadar mertebelerden geçmiş hayat. Bak şimdi. Bu hale gelmiş. Cennete bak, buna bak. Bir daha. Buz, su. Ne alakası var? Ömründe hiç su bilmeyene buzu göstersek. Kardeşim bu buzdur ama aslında sudur yani. Nasıl anlatacaksın? Ne der? Kafayı mı yedi? Kim gidip de görmüş ya? Ya bırakın ya. Bu buz işte. Ne suyu ya? Ya sen buzun buz zannediyorsun. Suyun üzerine oturuyorsun. Ha, bu aynı buz. Ahiret ise perdesiz hayatın ta kendisi. İnne darul ahireti leyyel heyvan. Tamamen her şey hayatlı. İşte burada, burası nedir? Surettir. Alem-i şehadet, alem-i gaybin üzerinde suretidir. Tenteneli perdedir. Burası değil. Yani önü arkası kopuk değil. Alem-i şehadetin
arkası ve ön tarafı kopuk değil. Bir daha. Alemi şahadetin arkası yok, ön tarafı yok. Öyle bir zaten fizikte entropi kanununa göre zaten varlık olmaz. Arkası ve ön tarafsız. Şöyle diyeyim. Siz bana bir zaman söyleyin ki mazisi ve istikbali olmasın. Şimdiki zaman diyebilmen için gelecek zamanın lüzum gerekmiyor mu? Şart değil mi? Şimdiki zaman diyebilmen için. Zaman geçti diyebilmen için geleceğin anın geçmiş olması gerekiyor. Siz bana söyleyin, zaman geçsin de gelecek ve geçmişi oluşturmasın. Zaman geçiyorsa gelen var, var da gidiyor. Yani anın mazi ve müstakbelden kopuk değildir demek istiyor. Alemi şehadet de geçmişten ve gelecekten kopuk bir varlık olmaz. Entropiye zıt zaten. Big Bang teorisiyle ne demiş? Sıfır zaman, sıfır mekan. Tamam, sıfır hacim. Sıfır ama eksisi var yani. Hani yokluk demiyor. Bakın dikkat edin. Yok demiyor, sıfır. Sıfır yokluk değil. Bütün sayıları barındırıyor ama kendisi sayısal değil. Bütün sayılar oradadır ama kendisinin bir sayısal bir vücudu yoktur. Sıfır, Adem'e benziyor. Her şey onunla tanımlanır, onun bizzat kendi tanımı yoktur. Gibi ya. Alem-i şehadet de böyle. Her şey bununla tanımlanır. Kendisinin mayem belli bir sureti şeyi yok. Herkese göre değişkendir. Ya. Kimisi aleme böyle bakar, kimisi mal biriktirir, kimisi kariyer yapar, kimisi Rabbini en kesif en camidir sırrını yakalayıp Allah'ı mevcudatın diliyle, ifadesiyle, aklıyla, tanımlamasıyla tanımaya çalışır. Neyse gideyim. Abi bir noktaya nazar olabilir mi? Şey demiştim de, surette dolmuş esmanın hakikate inkılabı için insan bir kavşaktır. Çok güzel. Bir tane daha vardı abi. Tabi bu ne kadar olur bilemiyorum da. İnsan esmanın sırrıdır abi. Doğru. Sırlarıdır. Yani, evet. Çünkü aynı bulunduğu ortamda ikisini birlikte muhafaza ediyor. Yani çok güzel. Şimdi kendi alemimizde sonra bizden öğrenmek isteyenlere, itiraz edenlere değil. Şöyle diyeceksin esma ile şu mevcudat arasında. Diyeceksin ki kardeşim bu odundur. Odun mudur? Odun. Heh, esma neresi biliyor musun? Esma bunu meydana getiren duman, nur, ısı, ışıktır. Ama bu ısıyı, ışığı, rengi buzdolabına koyduk, odun olmuş. Et kemiğe büründüm, Yunus diye anıldım. Yani esma neresidir? Esma mevcudat, şu mevcudat, esmanın donmuş hali. Ustadımızın tabiriyle cilve, cemal, nakış, sanat. Evet. Yani böyle niçin ikide bir bu şey yapıyorum? Ya kardeşim kendine uzak bir şey görme ya. Allah'ı da esmayı da esmalar ötelerde. Yok ya ben donmuş esmayım ya. Donmuş esmayım ya. Yani benim bir misal var diye böyle. Çok hoşuma, kendim de hoşuma gidiyor böyle. Bir okyanus düşünün. Bazı hortumlar aşağıdan yukarı çıkar. Bazı hortumlar yukarıdan aşağı iner. Okyanusta ama bu deniz şey tatlı su olsa göl. Yukarıda hortum oldu. Dondu orası ada gibi donsa dondu. Okyanusun ortasında buz adası oldu ya dondu. Sonra da kar da yağdırıldığı için kar da durdu, şey doldurdu, büyüktü de büyüktü. Seneler geçti, asırlar geçti. Oradaki kar, buz, kurtlandı. Kurt.
gözü var, kulağı var, arkadaşının sesini duyar, midesi var. Yani hayat var yani hayat. Biz o kurduz. O buz alemi şehadettir. Okyanus ise alemi gayiptir. Gördün mü? O kurt biziz. O ada alemi şehadettir. O okyanus alemi gayiptir. Müstakil bir vücudu var okyanusta. Ya okyanusun donmuş halidir o ada. Onun da bir başka bir hale çevrilmesidir kurt. Ama kurttaki hayat, duygular, hisler, arkadaşın sesini duyan o buralı değil. O kurt biziz. Hepiniz kurtsunuz. Ama bir yerde demeyin tabii. Bir yerde dersen adam durumları ben kurdum deyince Bakırköy'de olmuş. Adam kendisini tane zannediyormuş. Tamam doktor bey demiş. Ben tane değilim de demiş. Tamam taburcu edecekler düzelmiş. Acaba tavuklar da biliyor mu benim tane olmadığımı? Tamam. Tavuklar da biliyor mu? Hadi bismillah. O duygular ve hissiyatla ve hassasiyetle, yani avcı bunlar. Duygu, his, hassasiyet, avcı. Allah'ın esmasını, sıfatını, şuuratını, zatını yakalamak. Avcı avcı bunlar. Bana bildirsin on bunlarla, zevk ettirsin ve bu emniyetsiz görünen hakir ve fakir vücudum. Bu ne olacak ki 60 sene bir koronada böyle gitti diyor bilmem ne yaptı 10 sene 15 sene 2 sene bu hakir vücudum bu hakir ve fakir vücudum her müminin vücudu gibi kainata güzel bir takvim. Şu anda enaniyeti anlatıyor. Emirdağ 146'da enaniyetin vücudu neydi? Takvim, ruzname, muhtasa bir nusab yani ve 11. sözde 128'de enaniyet neydi? Ruzname, harita, hulasa, takvim. Mevcut işte bu. Ha bak ne diyor? Her müminin vücudu gibi benim de vücudum kainata güzel bir takvim. Ne demek takvim arkadaşlar takvim? Ruzname 3. Alim-i Ekber'e muhtasar bir nusayı enver ve şu dünyaya bir misal-i musagar. Yani şu alem-i şehadette her ne ki varsa şu vücuda koymuş. Misal-i musagar bir nusayı enver, şu dünyaya bir misal-i musagar ve masnuatına bir mucize-i azhar ve nimetlerinin her nevine talip bir müşteri ve medar ve rububiyetinin kanunlarına ve icra tellerine santral gibi bir mazar ve hikmet ve rahmet atiyelerine ve çiçeklerine Nümine bahçesi gibi bir liste, bir filiste. Arkadaşlar, kardeşler, her neyse, başa döneyim. Her müminin vücudu gibi şu bizim vücudumuz kainata bir güzel bir takvim. Takvimde mesela 365 tane takvim var. En az lugatını söyleyeyim. Takvim ne yapar? Geçmişte olan o gün olmuş. 5 sene önce, 2 sene önce. Mesela diyor ki takvim 10 sene önce de bugün olanlar 10 tane bir hadise iş yapıyor. İnsan da bu vücudu bütün geçmişi taşıyan, tanımlayan ruzname. Çok güzel. Ruzname. Ruzname nedir abiler?
Yani mesela takvim bütün o kıvama gelmek ya lugatta. Yani o geçmişi tanımlayan ruzname nereye işaret ediyor? Asıllarına işaret eden alemi ekbere muhtasar bir nusay-ı enver alemi misale bak ve şu yok alemi ekbere muhtasar bir nusay-ı enver yani nusha nurlanmış bir nusha. Buralar biraz konuştuğumuz için geçiyorum. Dünyaya bir misal-i müsahhar yani kainatın hulasası burada bulunuyor ama hani okumuştuk hatırlar mısınız? 69'da orayı açayım da kendinden daha kıymetdar bak kendinden daha kıymetdar baki mutadid vücutları meyve veren kelime-i hikmet numa bu. Kendinden daha kıymetdar kendinden daha kıymetdar baki mutadid vücutları meyve veriyor. Kelime-i hikmet. Bunu nasıl sağlayacak? Nasıl oluyor bunlar diye mukadde bir soru var. Mensubiyet olacak. Nedir o mensubiyet? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Mensubiyeti cihetiyle bir an yaşaması. Ne oluyor o zaman? Ebedi bir vücut kadar kıymetdar, kıymet alıyor. Neyle? Mensup. Mensubun 63 sene yaşaması, 2000 sene yaşaması, 950 sene yaşaması fark etmiyor. Kaliteli bir mensubiyet. Yani çınar ağacı 500 sene yaşayacağına, 500 sene yaşayacağına, 5 saat insan ol. Ya Allah Allah. Alim-i Ekber'e muhtasar bir nusay-ı enver. Şu dünyaya bir misal-i musagar. Şu dünyaya. Yani böyle gözüküyor ama bütün alemleri şu diye misal-i musagar. Küçültülmüş modeli. Masnuatına bir mucize-i azhar. Masnuatına ne demek bu? Mucize-i azhar. Çok zahir bir mucizeymiş abi. Ha, nasıl çok zahir doktor? Masnuatına. Yani masnuatına böyle, bu sanatına. Ne demiştin? Mucize-i azhar? En zahir? Ha, çok zahir ve çok açık demekmiş abi. Açık. Peki nasıl bir şey, sanat, insan, masnuat, sanatlı? Hiçbir şeye kıyas edilmiyor. Yani şöyle, iyi misiniz? Geliyor şimdi bir şey. İnsan subuti sıfat ayna mıdır? Cenab-ı Hakk'ın sıfatı subuti sen ilim, kelam, kudret, hayat. Öyle mi? İlim, irade, kudret, hayat. Tamam, bu subuti sıfat. Zatı sıfata da ayna mıdır? Aynadır. Zatı sıfata, mesela masnuata bir mucize-i azhar. Nedir o? Bir de söyle manasını lügat, doktor. Çok zahir ve açık mucize demiş abi. Ha mucize. Yani nedir o? Muhalefetun lil havadis. Allah böyle. Yani yarattığına muhalefet etmiş. Allah yarattığına benzemez. Mesela masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi masadan da öncedir. Yarattığına muhalefet etmiş. İmtiyazlıdır. İnsan da buna ayna olduğu için yaratılanlar içerisinde insan muhalefet etmiş. İnsan imtiyaz kazanmış. Masnuatına bir mucize-i azhar. Muhalefetun lilahvadis. Mesela öyle bir sanatlıyız ki kardeş görüntünü kapatır mısın Fatih Öz çiftçi kardeş? Masnuatına bir mucize-i azhar. Yani muhalefet etmiş. Sonra nimetlerinin her nevine talip bir müşteri ve medar. Şuraya bak. Allah'ın nefesi diyelim ki sığıra bir anda her yerde olmak, hiçbir yerde olmamak. Böyle bir derdi var mı? Ya şu uçak geçiyor, keşke içinde olsaydı.
Yani Allah'ın esma ve sıfat ve şuunatında ne varsa hepsine müşteri. Dediğim zaman Rüşt abi dedi ki, bir dakika niye kayıt diyorsun? Dedi, ne esması ne sıfatı kendisine talip. Allah'a talip. Yani cennete giriyor, gene bırakmıyor talipliğini. Ne diyor? Ya Rabbi, cennet sendendir, sen değilsin. Kendisini istiyor. Niye fazla durdum? Masnuatına bir mucize-i azhar. Yarattıkların içerisine imtiyazlaşmış insan. İnsan olmasıyla tabii. Sonra nimetlerinin her nevine talip bir müşteri ve medar. Nimet neydi? Nimet en başı neydi? Allah'ın varlığı. Sonra rububiyetinin kanunlarına. Bak bu çok önemli bak. Bu çok çok hepsi öyle de. Yani etkileniyorum öyle. Rububiyet neydi? Kulazı ve Rabbin Nas. Yani var ya psikolojisi sıkıntı olanlar. Hep buralardan çıkartıyorum. Kulazı ve Rabbin Nas. Yani Allah benim rububiyetine. İlahin Nas, Melikin Nas. Rab ne demek rububiyet? Allah'ın kainatı yönetmesi. Tamam mı? Rabbin Nas. Yani sıkıntın mı var? Rububiyetime iltica et. Tamam mı? Sonra Melik-i Naz. Malik oldukların melekelerini aktif et. Çıkart dışarıya. Silahını çıkart. Melik-i Naz. Malik oldukların melekelerimi aktif et. İlahi Naz. Zatına ayna ol. Kulunuzu bir Rabbin Naz. Melik-i Naz. İlahi Naz. Ha şimdi... Kainatı idare ediyor mu Allah? Kulazı bir Rabbin Nas. Rab ha. Şimdi kainatı idare eden Allah tesbih taneleri gibi imamesini insana bağlamış. Bir kuvve insanda hepsi. İnsanla kayın kainat. İnsanla anlamlanıyor kainat. İnsanı kaldır kainat kalkar. Yerin altındaki madenler, semadaki yıldızlara kadar... Yani şu gördüğümüz bahçedeki gülü, çiçeği, öküz için ne mana ifade ediyor? Öküz için gül ile yeşil ot ne farkı var? Kedi için mabet kuşuyla leş bir balık kafası ne farkı var? Ama insan için gül ile ota bak ya. Aa tabelam var, daha apa tabelam düşmüş arkaya. Resim mesela benim köyde bir kareyi gören bir kardeş var, Ömer kardeş. O dere, çocukluğumuz geçen yerde çiz dedim, göreyim dedim öyle. Geçirsin böyle, rahatlayayım falan. Yani ama sığır için ait ne ifade eder? Şimdi niye şey yaptım? Rububiyetinin kanunlarına Allah kainat idare ediyor mu? Kainat neresi? Cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Arş, Kürs. Neyi yönetiyor? Onun kanunlarının yazılımını insana kodlamış. Dolayısıyla kainatı idare ediyor ya. Bunu nasıl anlayacağım? 200 trilyona yakın hücreyi ben nasıl idare ediyorsam. Tövbe. Kainat benim vücudum İsrafil diyor. Nerede diyor? İkinci şua. Ne söylüyorsam kıllatta bak. Bu vücudum diyor İsrafil misal. Kainat. Şu kainatın vücudu nedir? İsrafildir diyor. Allah nasıl idare ediyor? Benim ruhum İnsan penceresinde geçiyor bu. Bu sözden sonunda. Benim vücudumu ruh nasıl idare ediyor? Fikirleri, hisleri, duyguları, 200 trilyon hücreyi, ilişkilerini, çelişkilerini, yönetmesini, hücreyi, ATP'yi, mitokondriyi, kainatla, gözüm güneşte, kulağım sesle, burnum tatlarla vesaire, hava akciğerimle, her şeyimle. İlim neydi ilim? Hatırladın mı geçen hafta? İlim hadi. Dima dersine katılan kardeşlerden istiyorum. İlim neydi pazar günü derse katılan? İlim neydi? Galiba 555 sözlerdeydi. İlim neydi abiler? Abi benim bana bakan
Nasıl derdi ya? Nasıl söylemişti bana? Beni... Burada. Siz bir hatırlatın abimi söyleyin. Çok bak, söylemiştiniz ya. Her şeyin... Benim cümlem değildi o çünkü Risale'deki. Her şeyin... Her şeyde bir şey dedim böyle. Her şeyin... Her şeyden bir tanesi benim dedim. Her şeyin... Her şeyini, her cihetini bilmektir. Bir daha. Her şeyin, cümle böyle geçiyor. Her şeyin, her şey nedir? Elma bir şeydir. Her şeyden uygulayalım. Ben bir şeyim. Bak, her şeyin, her şeyin, her şeyini, mesela benim, her şeyimi, vücudu ve ademi taraflarımı da, yetmiyor. Her cihetimi gözümle güneşle alakadar. Kalbimdeki duygular. Sayfayı söyleyeyim size. Nerede geçiyordu? Dur bakayım. 555 miydi sözde? Not alacaksınız. Not alacaksınız. 16. sayfada geçiyor. Arkadaşlar. Nun var kalemi ve mayesturun. Sayfa 550, 55 değilmiş sözler. Her şeyin, her şeyini, her cihetini bilir. İlim. Ya Allah Allah. Ta şimdi. Allah kainatı var ya idare ediyor. Kanunlarını, insan icraat tellerine santral. Bak şimdi. Yanlış anlamayın. Sazı vuruyor. Tınk 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 tınk. İnsan böyle. Hadiseler insanın teline vuruyor. Mesela bir tanesini yapayım. Bugün arabayla geliyordum karşıdan. Karşıdaydım. Birisine telefon ettim. Ama etmek zorunda kaldım. Atıyorum gene geliyor. Atıyorum gene geliyor. Ya git kardeşim. Aynı böyle konuşuyorum. Git, ben bir şey tefekkür ediyorum. Git diyorum ya. Git. Gene geldi. Mecbur ettim. Dedim ki ya kalbimin teline vurduğun için kalbine dokunayım dedim. O için aradım. Bir işim yok seninle ben. Bir ihtiyacım bir şey olduğundan aramıyorum seni. Kalbime dokunduğun için kalbinin teline bir dokunayım dedim. Bu tel olunca onu hatırlattı bana. Mesela şu ders kalbimizin teline dokunuyor. Ne var böyle? Dokunma abi, sazı tut öyle. Ses var mı? Ses hiçlikten yaratılıyor. Mana, tele vurunca mana çıkıyor mu? Çıkıyor. Nerede o mana? Ne elimdedir ne teldedir. Buradadır. Düşündüğüm telde gözüküyor. Şimdi telden değil. Vay be adama bak ya. Neler hissediyor ya? Demiyorlar mı çalana? Yani Mevlana'nın tabiriyle. Ne? 6 tane üstte var galiba delik. Bir tane de altta var. Değil mi? 7. O ne kimmiş? Boş. Boş olursan ses çıkar. Vücut rengini verirsen ne dolar. İçi dolu olur. Neyin içi boş olacak ki? Çalsın. Beni yaratan sensin. Lütfu karın şeyim vahit. Bilmeyen çekti azap. Şarkı bilmiyorum inan, bilsem söyleyeceğim de. Şimdi çalıyor değil mi neyde? Ha, laf demeden bu neyden çıkıyor mu? Çıkıyor. Bu ne? İnsandır. Tamam mı? Öfleyen hattır. Bunlara, bu öflenen şeye şekil veren bu. Herkeste eşit bu. Bir şey yok. Ama ona anlama göre şekil veren, alttan vuran, üstten yapan senin kaderindir. Sensin. Sen senin şeyine anlam yüklüyorsun. Bu sensin. Bu şey, haktır, hak. Cenab-ı Hak, hak yönü, öfleyen.
esmalar. Ne? Sensin. Vücut rengini verme ki içi dolu olmasın da hava çıksın, ses çıksın. O hak yönü Allah'ın vacibül vücut, baki, ezeli ve ebedi anlamına göre insan yaratılmış ya, bu öfürmeye, nefese ve nufiha fissur öfürüyor, ona o sesi kıblesine koyan, anlamlaştıran, manalandıran, kendi fikriyatını, hissiyatını, duygularını karşıya taşıttıran, bu ele hareket verdiren sensin, kaderindir senin kaderin. Bu delikler de diman 7 mertebesi, insanın 7 hakikati, sebe semavatı. O ney sensin, ses çıksın kardeşim, ses. İçtiğini bil. Kendine vücut rengini verme. Doldurma içini. Boşalt. Ses güzel çıksın. Öfüren güzel öfürsün. Peki onu benim o parmakları hareket ettiren enedir. Ene o kafadaki ene. Bu parmaklar nedir? Ruhtur. Bak içsel yapımı sese dönüştürdüm, karşıya naklettim, karşıyı inşa ettim, karşıyı mayaladım. Etkilendim, karşıki de dinliyor. Ya Allah Allah, işte rububiyetin kanunlarına ve icraat tellerine santral gibi bir mazhar, taz da çok garibime gidiyor. Mesela bak doktor, saz, sesi var mı abi, mana var mı? Yok abi, böyle bir kütük. Adam vuruyor. Ses nereden çıkıyor? Telden çıkıyor zannediyorsun. Tel sebep oluyor. Mana ne teldedir ne eldedir. İnsandadır insanda. Mana karşı nasıl etkileniyor? Ahlana ah diyor. Veya demleniyor. Demleniyor böyle. Ya Allah Allah. Ve on dinleyenler kimisi maziye gidiyor, kimisi istikbale gidiyor, kimisi bilmem nereye gidiyor. Nerede bak? Adamın düşüncesi nasıl sese dönüştü? Allah'ın sıfatları da biz de böyle dönüştük. Bak çalıyor. Bu Risale-i Nur da bizim kalbimizin tellerine dokunuyor işte. Tınk 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 dokunuyor işte. Ya hepten açık ya. Hepten, yani bu su, odun nur, cennet cehennem, dünya, dünyayla böyle. Ya kafayı taktık böyle şeye, mezara, kefenle, korona ise siyah torbaya koyup, ya bu Kudüs isminin iktizası. Kudüs ismi bunu iktiza ediyor. Rahim ismi, buradan ruh çıktı mı, ve firu ve çelayla onu da koy temizli buzdolabı şeye, çamaşır makinesine koy. Dil bekası. Dilin beka istiyor. Hak fenası. Hak ise fenamı istiyor. Dil bekası, hak fenası, istedi mülkü tenim. Yani bunu istiyor. Dilin beka istiyor. Dilin beka istiyor. Hak fenamı istiyor. Hak bir çamaşır gibi bir böyle çevriliyor değil mi? Bir dermansız derde düştüm. Ah ki lokman bir haber. Esmalar geçmemi istiyor oralara. Gel diyor ya. Takıl kaldım dünyada ya. Balık var, et var, elma var. Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatmalar bunlar. Ya bunlar asılları, menbaları, tezgahları var ya. Takılma buraya ya. Çocuk gibi dükkanda bir şey görüyor. Baba bunu istiyorum. Ya dur lan, başka yerler de var ya. Sana balon almaya gelmedim ya. Sana dükkandan cevher alacağım ya. Dükkancı da balonla süslemiş dükkanı. Çocuğa babası tutmuş cevher alacak. Çocuk tutturmuş dükkandaki balon. Süs balonlara takın. Lan oğlum bırak balonu. Sana cevher alacağım ya. Cevher alacağım. Bırak balonu. Çocuk yok baba, altını ne yapacak? Çocuk altına sürmez ki. Balon.
Hele o balonları renkli renkli yapmışsa, kimisi şişirdiği zaman bebek olur. Kimisi araba olur. Kimisi bilmem ne olur. Balonları düşünün böyle 10 tane 100 tane balon yapsa dükkancı. Tamam? Ama hepsi ya çocuk oluyor ya araba oluyor ya oluyor da oluyor. Ama hepsi de renkli. Hepsi ara farklı farklı şey mi? Ama içi hepsi aynı hava. Çok bebeğin de içi hava, arabaya dönüşen balon da hava. Dünya bu. Hava civa. Ama orada tezgahta Fahri Kainat cevher satıyor. Yardımcısı ustad cevher satıyor. Cevher al. O dükkan alemi şehadet. Balon da aynı yerde, cevher de aynı yerde. İkisinde talebi var. Benim güzel abim, bugün maşallahınız var, çok güzel, coşmuşsunuz. Bizi de peşinizden akıtıyorsunuz Hasan abi. Bir şeyler de ben söyleyebilir miyim abi, müsaade var mı? Kısa. Çok kısa abi, çok kısa, çok da kısa değil de. Şimdi Hasan abi, az önce lezzetten bahsettiniz. Latife-i Rabbaniye'den bahsettiniz. Değil mi abi? Biliyoruz ki abi, her lezzet bir meleğin yaratılmasıdır. Öyle mi abi? Aktifliğidir. Meleke malik oluyoruz. Melekelerimiz ortaya çıkıyor. Meleğin vücudunun, bir dakika, meleğin, meleğe iman var ya, melekler iman. Meleklerin bizdeki karşılığı maliklerimiz, malik olduklarımız. Abi, Bilal, Bilal seni de alacağım Bilal. Hasan abicim, şimdi elma karşınızda yememişsiniz. O anadaki o melek nerede? Veyahut da şöyle söyleyeyim Hasan abi, aynanın karşısında geçtiniz. Aynada gördüğünüz kim? Siz misiniz? Değil. O bir meleklerin bütünlüğü, donmuş hali. Diyebilir miyiz abi? Deriz. Peki, abi, biliyoruz ki zihin ayak tekviniyelerde değil mi Hasan abi? Açılıyor, orada açılıyor. Yani diyebiliriz ki bizim almadığımız, hayatta geçirmediğimiz o melek aslında bizim zihnimizde bir kuvve halinde zaten var. Yani meleğin kanuniyeti benim zihnim dersek, hatta iladen zihin his latife-i Rabbani dersek, meleğin sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti deriz belki bizdeki tamam. Karşılığı olarak sana. Yani. Anladım. Şimdi arkadaşlar, Gafur diyor ki vicdan, Bilal alacağım. Vicdanda dört hakikat var. Vicdanın dört. Soğan gibi düşünürseniz, bu ilginç bir şey de onun için izah. Soğan gibi vicdanı düşünürseniz en diş kabuğunda vicdanda irade var. Tamam? Gir içeriye. Vicdan şey, iradeden sonra içeriye girince ne oluyor? His oluyor. Şey, irade, zihin, his, latife-i Rabbaniye. Arkadaşlar, zihin nedir biliyor musunuz? Allah'ın o kainat yarattı ya. Bir kuvve, o mekan, haritanın bir kuvvesidir zihin. Tefekkür ettikçe, navigasyon ya, navigasyon. Gittikçe açılıyor ya, mesela gidiyorum, sağında dere var diyor. Mesela Almanya'da çok oluyor bende. Beni alıyorlar havalimanında veya bir derse götürüyorlar. Akşam gidiyoruz mesela otobanda. Almanya bilmiyorum ben. Diyorum ki Bülent, İbrahim, sağda göl mü var? Evet abi, göl var diyor. Ama arabadayım. Orayı burada seyrediyorum. Burada ayağın oldu bende. Ortaya çıktı. İşte bu telefon, navigasyon, zihin. Mekan açıyor uyduya bağlandığım zaman. Vay Allah Allah, neler varmış. Etsane, nöbetçi, etsane falan. Göller, dağlar falan. Sağa göt, sonra göt. Her şey gözüküyor. Gelecek bile gözüküyor. Gideceğim bir saatlik mesafe. Şu kadar dakikam var. Nereden biliyorsun ya? Lan sen nereden biliyorsun navigasyon? Geleceği bilmek hani kaderdi. Geleceği
Olmaz yani, nasıl geleceği Allah biliyordu. Geleceği adam bir saat 20 dakika sonra oradasın diyor. Şimdi geleceği, gelecek nasıl bilinirdi, itiraz ediyordun. Bir saat 20 dakika sonra diyor Kuksafen'e ulaşacaksın diyor. Şurada kaza var diyor. Senin için gelecek daha. Nereden biliniyor? Uyduya bağlandın mı, mensubiyetin cihetiyle bir an yaşadın mı, tak tak tak. Ha. Şimdi bu telefon ya yani navigasyon zihin. Uydu haşa Allah. Bağ tefekkür. Tefekkürle zihinde, tefekkür ne işimize yarıyor? Mekan açılıyor. Tefekkür ile zihinde, vicdandaki zihinde mekan açılıyor, mekan. Mekan açılıyor. Tamam. Şimdi biraz gidelim. Bilal, bir şey soracaktım belki veya çocuk mu açtım? Abi Allah razı olsun, tamamdır abi. Tamam. Allah. Rububiyetinin kanunlarına ve icraatın tellerine insan santral, mazhar. Sonra hikmet ve rahmet atiyelerine, hikmetin midesi nedir? Mesela şeyde söylüyor değil mi İşaretücaz'da? Rahimiyetin tecellisi, şey, Rahman, Allah, Rahman ve Rahim'in. Ne diyor o şeyde ya? İşaretücaz'ı versene. O Rahman'da söylüyor değil mi? Bunu çekersen görürsün İşaretücaz'ı. Orada rahimiyetine, rahmaniyetine aynadır diyor. Ondan sonra 42 miydi? Ver orada. Bir şeydi bu. Çok güzel bir şeydi doktor. Bakayım bulabilecek miyim? Tam da tanımlayamadığım için kardeşlere de bana yardımcı olamıyor alacaklar tabii. Dur bakayım, onu bulacağım inşallah. Neydi? Allah'ın şeyine aynı oluyorsun diyordu. Dur bakayım. İşaret edeceğiz de. Ha. Herhalde bu. Bu muydu? Amali kalbin şemsimandır. Yok. Rahimiyetine, rahmaniyetine, yani nimetlerle rahmaniyetine, kendisine de rahimiyetiyle aynı oluyorsun. Böyle hakim ismin ya, o nasıl bir şeydi ya? Neyse, vurdu geçti. Tamam. Demek ki hoş olacaktı ama şöyle bir şey vurdu. Çok da güzeldi. Neyse. Gelir inşallah. Hikmet ve rahmet atiyelerine, hikmet hikmet hakim ismini, bu gıdadır diyor, tamam mı? Bak. Aklın gıdası marifetmiş, hikmet. O öyle diyor ya. Hikmet. Kalbin gıdası diyor. Vicdanın gıdası diyor. Aklın gıdası. Aklın gıdası hikmet. Neyse, onu buluruz, o iş atacağız da. Vurdu geçti. Hikmet ve rahmet atiyelerine ve çiçeklerine nümune bahçesi gibi bir liste insan. Bir firiste. Bak, hikmet ve rahmet atiyelerine. Şualarda da olabilir. Şualarda da olabilir. 15. şuada da olabilir. Ama işaret edeceğiz de bu. Hikmet ve rahmet atiyelerine ve çiçeklerine ve hikmet. Hikmet nedir hikmet arkadaşlar? Hikmet hangi ismin tecellisidir? Hatırlayan var mı? Hakim. İç hikim. Hakim. Ha, hakim. Hakim ismi. Rahmet hangi isim? Rahmet. Rahman. Atiyelerine, yani atiye neydi? Hediye miydi? Atiye. Ucu atiye diye geçiyoruz da bilmiyoruz. Nedir be atiye? İta.
yapmış bunu? Bu mide vermiş. Akıl bir mide olsa hikmet onun gıdası olur. Kalp bir gıda şemide olsa kalp, rahmet onun gıdasıdır, atiyelerine ita etmiş oldukları var ya. Ve çiçeklerine nümune bahçesi gibi bir liste, bir filiste insan, kainat o kainat, Allah 18 bin alemin insanın listesi. İnsan bir liste ve filiste. Bu neyi anlattı? Enaniyetin mevcut tarafıydı. İnsan takvimdir, rüznamedir, hulasadır, filistedir, listedir, çekirdektir. 7 tane. 11. sözde de söyler, 128. sayfa sözlerde. Tamam. Bu 146 Mirdan'da. Enaniyet, insan kainata listedir, kainata filistedir, rüznamedir, takvimdir, hulasadır, haritadır. Ondan sonra rüznamedir. Acayip bir şey ya insan. 18 bin alimde ne var görmek istersen. Hatta dedim ki abi dedim, bu nasıl olur dedim Hızır abiye. Yani bu kalp haritadır diyor. Yani bu bizim bildiğimiz harita mı? Yani mesela küçük bir harita. Bir tire 1 milyon. Yani 1 milyon defa küçültülmüş. Bu kalp nasıl harita? Dedi ki Hasan, bu haritada mesela diyelim ki şimdi Erzurum'dan diyelim ki İstanbul'a doğru geliyor bir insan. Navigasyon gibi sana takip şeyini verse, takip edersin, A köprüden geçti, A falan yerden geçiyor. O zaman bilmiyorduk da yani navigasyon, şimdi söyleyeyim. Dedi ki, bu açılma nispetinde adam buraya bakıp söylüyor ama aslında kalp haritaya, herkes o, her şey orada var. Bakıyor böyle, Erzurum'dan geliyor, buradan seyrediyor. Şimdi artık teknolojiyle bu gayet normal. Şimdi navigasyonu açtı, sen de açtı. O sana takip şeyini gönderse, sen de bastığın zaman onunla beraber geliyorsun. Ama buradasın, sana geliyor ama onunla geliyorsun. Aa nereden geçti? Mesela şirketler takip şeyini veriyor. Araba ne kadar durdu, nerede durdu? Emniyet de yapıyor. Mesela gece devriye dolaşan polis şeylerinin şimdi eskisi gibi değil. Yatamaz bir yere, çekemez. Araba oraya, orada durdu depoda falan fabrikanın. Niye o kadar 10 dakika durdun? Araba nerelere gidiyor görüyorum. Şimdi Erzurum'dan kalkmış bir araba bana geliyor. Sedat geliyor. Navigasyon takibi verdi. A falan yere geldi. Ona göre ben geleceğim. Tamam. Ben, bana gelecek kişinin dakikası, ha şurada burada hepsini seyrediyor musun, ediyorsun. Kalp da böyle işte. Harita ya. Daha ilerisi gidelim. Yani bu Erzurum gönül değil. Ahireti seyrediyor, görüyor. Onları şey yapıyor. Kabirde ne yapıyorlar, seyrediyorlar. Adam bahtiyar insanlara bak. Gidecek olduğu yeri seyrediyor. Komşusuna eriyor. Aa bak diyor kabirde. İmam Ali diyor ki Allah Allah. Daha önce sefer giderken bir mezarlıkta bir azap çeken bir adamı gördüm. Müslüman bir adamı. Çok üzülmüştü. Başka bir tarihte giderken baktık adam Gülistan içinde. Allah Allah, hikmeti nedir diye sormuş. Meğer oğlu okuyormuş. Okumaya başlamış, adamın azabı kalkmış. Acayip bir şey. Oradan burayı keşfediyor. Sonra diyor ki ulan bunun oğlu kim idi, onu buluyor. O deniyor ki oğlu diyor, oradan aldığı haberle çocuğu burada buluyor. Nerede okuyor? Acayip bir şey ya insan. Evet, sonumuza geliyoruz. İnsan enaniyet cihetiyle filiste, lüste falan dedik ya. Ama esas şu, hitabat-ı subhaniyesine, Allah kendi konuşmasına, her türlü muhatabiyetine insan anlayışlı bir muhatap yaratmış. Evet, bu. Yani bu kadar anlatılan ders kendisine muhatap yapmış olmak için. Muhatap ilahi olmak. Allah sende muhatap oldu mu, en kaliteli derecesi nedir? Nasıl anlarım? Mesela
tefekkür etmek, bir iman edebilmek, Allah seni kabul, yani şey baştan başlayayım. İman edebilmek, şey itikat edebilmek, iman edebilmek. 16. sözde diyor ki bir nevi huzura kabulün olan namaz ile diyor. Namaz kılabilmek Allah huzuruna aldı demektir. Öyle geçiyor 16. sözde. Sonra tefekkür edebilmek. Aklında Allah misafir. Tayin teşahhus. Vicdan da peki Allah şu muhatap olduğu modeli nedir? Böyle huzur. Kalpte olduğunu nasıl anlarız? Latife-i insaniyenin inkişaf ve inbisatıdır. Latife-i insaniye nedir? 10. sözün 11. hakikati var ya, 11 tane madde var o. Ruhta olduğunu nasıl anlarız? Şu 7 tane sıfatın sende ortaya çıktığı kadar. Şefkat-ı mukaddese, sende şefkat. Muhabbet-i müneze. Muhabbet-i müneze, muhabbet bir insanın içine girmişse nasıl anlaşılır? Tenkit kullanmaz. Onda tenkit olmaz. Yani ne olur onda? Her mertebeden bakabilen, hiçbir mertebeye mahkum olmayan, insanların farklılıklarını kendisine zenginlik kattığına inanan insandır muhabbet ehli. Bunların dünyalarında tenkit olmaz. Tenkit etseler bile, o tabii kendisini tenkit etse, küfür bile etse, şey yapsa bile, der ki yani olması lazım yani bu. Bunsuz olmaz ki. Yani kendini ifade ediyor. Hasan-ı Basri'nin Halid bin Velid'in tabiriyle boş sayfasını yazıyor. Yani normal görüyor. Ölümü de normal görüyor, hastalığı da normal görüyor, tamam. Şimdi bu niye anlatmaya çalışıyorum? Cenab-ı Hak bu kadar okuduğum şeylerle hitabat-ı subhaniyesine mazhar olmak içindi. Ben de arıyorum. Muhatab-ı ilahi oldum mu? Nereden bileceğim? Bir, itikad edersem. İki, iman edebilirsem. Üç, namaz kılabilirsem. Bunun kabul edildiğini söylüyor. Sonra aklen tefekkür edebilirsem. Vicdanen huzur. Böyle. Er-Rahmanir-Rahim Maliki Yevmiddin. Böyle. Ah, değil mi? Böyle şey yapıyor. Bu vicdanda tayin etmiş. Çoğulduk. Hitap makamına çıktı insan. Ayet-i Kübra'da diyor ya, birinci tabaka, birinci gaybane muhatap, ikincisi hazırane muhatap. Ayet-i Kübra iki kısımdır. Nereye kadardır? Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin. Burası gaybanedir, buraya kadar. Ben, sen, o. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ben, sen, o. Üçüncü tekil şahıs hep. O, alemlerin Rabbidir. Errahmanirrahim. O, Rahman Rahim'dir. Malikin yevmiddin. O, ahiretin sahibidir. Ben, sen, o. Şimdi, muhatap makamına çıkıyor. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Muhatap oldu. Muhatap. Ben, sen, o değil. Ben, sen. Oldu. İşte hitabat-ı subhaniyesine anlayışlı bir muhatap yaratmış. Yaratmış olmakla beraber en büyük bir nimet olan vücudu, en büyük nimet olan nedir o? Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah'ın ilminde, bak şimdi mevcuttan bahsetmiyor. Doktor, Allah'ın ilminde var mıydın abi yaratılmadan da? Bir hayal. Bu akşam bununla yatarsın. Bak şimdi. Allah kainatı yaratmadan önce, Nur-u Muhammed'i yaratmadan önce, Allah Allah iken ki gene öyle ya, böyle hiçbir şey yaratmamış kastediyorum. İlminde yani bu kainı, Eflak'ı yaratmadan önce biz yok muyduk? O taraf işte zatı sıfattaki vücut, beka, vahdaniyet, muhalefetün ilah, işte o vücutta o biz vardık. İşte diyor ki en büyük nimet olan vücudu, yani Allah'ın zatı ve sıfatında vücuttuk, vardık. İşte en büyük nimet olan vücudu. Ama başka şekilde böyle anlamada şöyle diyebilir
Bu da açık ona mana. Yani Allah varken bizi yarattı. Vücuda çıkarttı. Doğru mu? Doğru. Ben biraz daha arkayı görmek istiyorum. Yani en büyük nimet olan vücudu hangi vücudu? O Allah'ın ilminde vardım. Sonra bu vücudu büyüttü. Büyüttü ve çoğalttı. O vücudu büyüttü. Ne yaptı? Bana hayat verdi, irade verdi, kelam verdi, kudret verdi, verdi de verdi, verdi. Bu vücudu büyütmek, sonra çoğaltmak için hayatı verdi. Mesela bugün de o sordu arabada işte gelirken. Taş toprak, kadın erkek, domuz yılan, cennet cehennem. Allah bunları nereden yarattı? Taşı toprağı da. Hayattan yarattı. Hayatın meratipte. Dedik ya bu mesela. Buz, su, H2O, enerji, esir, madde hayat, aynı hayat. Hayatın dışa vuruşları bunlar. Meratibi hayat bilinen 5. Ama dışa vuruşları atoma kadar. Bu nerede anlatıyor? 30. söz, lemada hayat bahsini anlatır. Yani Allah'ın dışında yaratılan her şey diyor 336. Allah kainatı hayat ile yarattı. Yani bu donmuş hayattır. Tamam mı arkadaşlar? Donmuş hayat. Dolayısıyla Allah'ın zatı sıfatında vücut ve tekvinde biz ve kadar vardık. Ama o vücudu büyütmek, kanuniyet şeklinde de bile değiliz. Bilmiyoruz orada nasıl şekilde vardık. Bilmiyorum. Bu ama bu vücudu, benim bu vücudum, oradaki vücudun taayyunu ve teşahhusu, dişe vuruşu olduğundan bu vücudu Allah'ın zatı ve subutu sıfattaki oraya uygun olan bilmiyorum keyfiyetini, o vücudu büyütmek ve çoğaltmak için hayatı verdi. Ve o hayat ile o nimeti vücudum alem-i şehadet kadar imisat edebiliyor. Yani hayatı verdi derken mevcut oldum. Ben neyim? Vücut, mevcut, atom. Gir içeriye, enerji. Bu vücudun aslı enerjidir. Biraz da aslı madde hayattır. Yani esirdir. Esirin biraz da aslı madde hayattır. Madde hayatın aslı, onun 110 sözlerden söylüyorum bunu. 110 sözlerde bu. Madde hayat, daha aslı aynı hayat. Tamam? Ha, bu hep hayatın sürecidir. Vücudu verdi ama bunu büyütmek ve çoğaltmak için vücuduma hayat verdi. Vücudu hariciye çıkarttı. Ondan sonra bu vücudu oku tutun oku. Çek 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 bırak. Gitti, buna inkişaf denilir. Sesim ise kuşatarak gidiyor. Buna imbisat. Bir daha noktadan noktaya oku atıyorsun, inkişaf. Kuşatarak gidiyor. Her buna imbisat, bazd ediyor, bazd, kaplıyor. İnsan ise, doktor, inkişaf değil, inkişaf da var, insan imbisat ediyor. Yani noktadan noktaya cennete gitmeyeceğiz siz. Cennete, buradayız, cennete gitti. Öyle değil. Bu inkişaftır. Cennete kadar bütün alemlere hakim olarak, alemi mana, alemi misal, alemi eflak, alemi mülk, alemi melekut, alemi daireleri hepsini böyle işi kuşatarak ya. İmbisat bu. Öyle noktada noktaya, hadi bin arabaya gidiyoruz. İnkişaf bu. Ha, dağa çıkıyoruz. Ama bir de böyle bir balonla dağa çıkıyorsun böyle her tarafı hakim olarak. Derelere, irmaklara, her şey sahip olarak böyle çıkıyorsun. İşte bu hayatı verdi. İnşallah ömrümüz olursa haftaya bu hayattan sonra zaten Sedat dedi bundan sonraydı dedi. Yani bir hem tazelensin dedik hem de olsun diye aslında buraya kadar kısma belki de okumuştuk ama epey ara verilmişti. Bu inşallah haftaya bu hayat verdi mi? Bu hayatı vermeyle izah bitmedi burada. Hayata
29 hassası var. Şeyde 30. lemada. Oradan kısmen alıntı yapacağım. Eğer yaşarsak, Allah nasip ederse. Bu hayatı vererek neye vermiş oldu? Sonra hayattan daha ileri bir nimet verdi. İslamiyet'i verdi. Daha içeriye gir, imanı verdi. Daha içeriye gir, hususi marifet ve muhabbet verdi. Daha içeriye gir, yani buraya kadar geneldi. Asırlarda. Tamam mı? Asırların, bütün imamlarına buraya kadar verdi. Son bir şey söylüyorum ve kapatıyorum. Ama dikkat, bir daha tekrar etmeyin bu şeyi. Çünkü biraz şey, hassas biraz burası. Şimdi, geçmiş kavimlerin helak olmasına sebep olan günahlar var mı? Şimdi, Ad, Semud, Lut kavminin pislikleri var mı? Var. Onların tamircileri kimdi? İsmi Azam'a Mazar peygamberdi. Şimdi peygamber var mı? Yok. Sen diyorsun ki, bu okulun mesulusun ama yetkin yok. Sen bu kursun mesulsun bu kurstan ama yetkin yok. Olur mu? Hem mesuliyet veriyorsun hem yetki vermiyorsun. Olmaz. Ha, bu asırda peygamber yok. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan sonra yani fiil. Onun sahası peygamberimiz. Asrın imamları, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın temsilcileri olan asrın imamları, bu asrın mucidindi, bu asrından mesulsa, o zaman geçmiş kavimlerin günahlarını hangi peygamber, hangi ismi azama mazar idi de onunla tamir ediyorsa, bu asrın mucididine de o ismi azam olması lazım. Mesulsa yetkili olması lazım. Dolayısıyla bu asırdaki mucidit, geçmiş asırlardaki peygamberlerin, kavimlerin mazar olduğu esma, ismi azama mazardır. Mazar olması lazım. İşte bu asra mahsus, nasıl ki son peygamber, son mucedid, o zaman buna şey verilmiş özel olarak. Hem hususi olarak bir ilmi Kur'ani ve hikmet-i imaniye verildi diyor. Bak, hususi olarak. Risale-i Nur buna mazardır. Nerede söylüyor? 10. sözün sonunda söylüyor. O koca Sadi Taftezani haşir bir nakildir. Akıl buna yol bulamaz dediği şeyde çocuklara dahi kader gibi şeyleri bildirdi. Niçin? Risale-i Nur her ismin, Risale'nin ismi azama mazar. Başka? Her ismin mertebi azamından gelmiş. Niçin? Çünkü sorumluluk sahası, tamir sahası bunu iktiza ediyor. Böyle bir de, buna delili nedir? Böyle ders olmaz ki. Böyle bir ders duydun mu böyle? Böyle bir ders olur mu? Camiye gidip, ben camide hitap eden insanım. İmamlık yapıyorum. Kendimi nasıl alakadar okulayım. Bir tane kardeş burada, Adem Hocam burada mı? Dedi ki, tabii bizim Dima'da katıl, şey yapmadık. Dima dersi var ya. Bu derse de benzemiyor. Şimdi, ya, kelime nasıl alakadar okulayım. Yani insanların seviyesine konuşuyorum. Ben bu asrın insanlara hitap etmiyorum ki. Dima dersiyle, haritayla bu asrın insanlarına ben olsaydım YouTube'da canlı yayın yaparım şimdi. Bu dersi yayınlardım. Hayır. Yani bunu kesilecek, biçilecek, kırpılacak, gönderecek. Ehline. Ama biz insanları şey yapalım diye olsaydı YouTube'da zaten o zaman kendimi nasıl alakadar okuyayım? İnsanların seviyesine göre ders olur. Hayır. Biz bu asrın insanlarına yapılan o kadar dersler var ki internette herkes yapıyor. Kafi ve vafi. Kafi ise yeni bir şey yapmama gerek yok ki, ahlak değil o. Bakıyorum bir kardeşim yapmış bu dersi. Yapmış, kafi mi? Kafi. Ben niye yapayım? İlmi al çıkmış. Ömer Nasuh bir şey yapmış. Daha niye ilmi al yazacağım ki? Ahlak değil yani. Ha, benim derdim Risale-i Nur'daki nihayetsiz mana mertebesinin üstündeki battaniyeleri kısmen aralamak. Ustadımızın tabiriyle bir şey bağlayacağım. Mühimlerini ben söyleyeceğim. İncelerini siz istihraç edebilirsiniz. Yani istihracı esrarla meşgulüz. Ha, şimdi bu Risale-i Nur bak ne olduğunu. Bana göre tabii mücedittir. Ben kimseye karışmıyorum. Niye mücedit olunca ne oluyor? Risale-i Nur bu asrın tamircisi olduğundan,
Risale-i Nur ismi azama mazar, her ismi mertebesi azamına mazar ve hususi olarak Risale-i Nur'da ilmi, Kur'an-ı Hikmet, imaniye var. Delili böyle ders yok. Öyle böyle ders yok. Mesela geçen bir tane ders olmuştu. İçsel Seyahat'te Hafız Ali abinin mektubu Barla'da. O dersin adı şu. Tavsiye ederim şey yapmanızı. Her ders için demem. Muhyiddin Arabi'nin sözünü koydum o dersin adı. Biz bizdeydik geçmişte. Şimdiki zaman biz bizdeyiz. Gelecekte biz bizde olacağız. İşte bunlarla ben ne anlatmaya çalışıyorum? Risale-i Nur dersleri bilin. Hususi olarak bir ilmi Kur'anidir. Hikmet-i İmaniye verildi diyor ustam. Niye verildi? Mesul olduğu için bu asın tamiriyle buna hususi olarak bu ilmi Kur'an, Hikmet-i İmaniye bu asa mahsus. Son icaz, Kur'an'ın son icaz manevisi. Son mücedid olduğu için. Tamiri çok zor olduğu için. O kadar tahrip ki tamircilerle tamirciler eşit değil. Böyle eşit değil. O zaman Risale-i Nur'la Risale-i Nur'da ne var? Hususi olarak bir ilmi Kur'an'ı var. Hikmet-i İmaniye var. İnşallah Allah nasip ederse 68. sayfadan devam edecek. Cenab-ı Hak bu sıra mazar eylesin. Bizi iki cihanda aziz eylesin. Cenab-ı Hak Risale-i Nur'da var olan ve mazar olduğu mertebi azamına, ismi azamına bizi de mazar eylesin. Bizi kendisine talebe, Peygamber aleyhissalatü vesselama ümmet, Ya Rabbi kendine de kul kabul eyle. Emaneti kabzetmek zamanına kadar bizi emanete emin kıl ya Erhamer Rahimin. Amin. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ferdu, ya Hak, ya Hay, ya Kayyum, ya Kimu, ya Du, ya Kuddus. İsmi azamın hakkına, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hürmetine, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefine, Risale-i Nur külliyatını bastıranları ve okuyanları, dinleyenleri, yazanları ve mübarek yardımcılarını ve Risale-i Nur talebelerini Cennet-i Firdevs'te saadet ebediye mazhar eyle. Amin. Ve hizmet-i imaniye Kur'an'ı daim muvaffak eyle. Amin. Ve defteri hasanatlarına Risale-i Nur külliyatının her bir harfine mukabil bin hasene yazdır. Amin. Ve nurların eşinde sebat ve devam ve ihlas ihsan eyle. Amin, amin, amin. Ya Erhamer Rahimin, umum Risale-i Nur şakirtlerini iki cihanda mesut eyle. Amin. Ve insi ve cinni şeytanların şerrinden muhafaza eyle. Amin. Ve bu aciz ve bir çare saydın kusuratını affeyle. Amin. 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 Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah'ıma selam olsun. Abi vakit çok geç oldu da belki ölürsek şeyimizde kalmasın. Şurayı da bir soracaktık da o hemen altta şu cümle var da öyle bir camiyet vermiş ki ehadiyetine ve semadiyetine tam bir ayna ve külli ve kutsi rububiyetine geniş ve külli bir ubudiyet ile mukabele edebilen bir istidat vermiş. Bu istidadı latife-i insani olarak mı telakki etmek lazım yoksa daha farklı bir mana mı vardır abi? Ehadiyetine ve samedaniyetine tam bir ayna, külli ve kutsi rububiyetine geniş ve külli bir rububiyete mukabele edebilen bir istidat vermiş. Allahu alem latife-i insaniye, kalpteki latife-i insaniye, insan bak ehadiyetine ve samedaniyetine tam bir ayna, Allah Allah, tam bir ayna, külli ve kutsi rububiyetine, külli ve kutsi rububiyetine geniş ve külli bir ubudiyette mukabele edebilen bir istidat vermiş. İstidat kalbe bakıyor. O şapkalı takkeli ayna külli. Evet. O kadar.
Yani Sedat, takkeli nokta olsa ne olur? İnsan buna mazar oldu. Takke. Takke diyorum, nokta. İnsan böyle bir şeye mazar oldu. Nokta. Takke koyarsan külli mazar olmaya devam ediyor. Ona mensup hala. Navigasyon kopmamış. Bağlantı kesilmemiş. Mazar olur, çekirdek o. Orada. Orada. Bu mensubiyet olması devam ediyor. Yani insan nedir? Olmakta olandır. Ne demek? Olması bitmemiş, bitmeyecek. Mesela bu nedir? Mouse'dur. Bu nedir? Kalemdir. Bu başka inek olur mu? Elma olur mu? Hayır. Bu olması bitmiş. İnsan ise olması devam eden, yani olmakta olandır. Olması devam ediyor. Peki ben kimim? Olmakta şu anda olanım. Olmam bitti mi? Devam ediyor. Cennete bitecek mi? Hayır. Rabbini gördükleri zaman diyor, ehillerine geldikleri zaman tanıyamayacaklar. İnsan olmakta olması hep devam eder. İnsan nedir? Nereden çıkarttım? 208 şualarda insanı orada 20 vecihle tanımlıyor. İnsan nedir? Hepsini topladım, şöyle anladım. Kendime ait bir cümle yaptım kendime. Olmakta olandır. Yani olması bitmeyecek. Cennette de bitmeyecek. Olması işte külli takyo. Nokta olsaydı olması olmuştur. Takyo olursa mensubiyeti devam ediyor. El-Fatiha. Geceniz mübarek olsun. Kusurlarımızı Cenab-ı Hak niyetimize göre muamele eylesin. Cenab-ı Hak rızası dairesine hareket ettirsin ve biz ondan onu istiyoruz. Rızasını istiyoruz. Ondan onu istiyoruz. Ya Rab, senden seni istiyoruz. Amin. Selamünaleyküm.